Survivor Panorama'dan herkese iyi pazarlar efendim. Güzel bir pazar gününde yine sizlerleyiz. Dün bizi izlemeyenler varsa onlara da tekrar hayırlı ramazanlar diyelim ve yavaş yavaş başlayalım. Sevgili Damla, Gökhan ve Kemal abimizle beraberiz. Kemal abi nasılsın? Teşekkür ederim, iyiyim kardeşim. Sen nasılsın? Çok iyi Sağ ol. Gökhan da bugün çok şık Kartal. Akşamki evet. Beşiktaş Trabzon maçına bir gönderme mi efendim? Benim zaten Beşiktaş oldum herkes biliyor ama bugün böyle bir Kartal. Nasıl herkes nereden biliyor senin Beşiktaşlı olduğunu? Beşiktaşlı oldum biliniyor yani. Senin Galatasaraylı olduğun mesela Kemal abi'nin de olduğu biliniyor ya. Evet. Benim de Beşiktaşlı olduğumu bilmiyordum. Kim biliyor mesela? Sevgili seyirciler. <laughs> Lütfen Instagram <'a gülüyor> hesabımıza yazar mısınız? Gökhan'ın Beşiktaşlı olduğumuzu bugüne kadar biliyor muydunuz? Biliniyor. Yani biliniyor derken biliniyor arkadaşlarım biliniyor, biliyor. Tabii. yani Etrafım biliyor. Onu söylemeye çalıştım. Seyircilerimizden bilmeyenler illa ki vardır. Ne kadar renkli bir gün bugün. Evet. evet. Maşallah. Yani ne işi... olur akşam. Maç ne olur? Skor ver hadi. Beşiktaşlı olarak. Valla çok zor maç. Ama şey söyle. Trabzon için daha zor maç. Oo. Evet. Çünkü Beşiktaş. her zaman rahat olan takım bu tarz maçlarda daha... E, nasıl diyeyim daha rahat oynar, daha iyi oynar. Tabii ki de Trabzon için ufak bir stres olduğu için <laughs> Beşiktaş biraz daha rahat oynayacaktır. Bakalım. Damla sen nasılsın? Ben de iyiyim. Yeşil, teşekkür ederim. Yeşil yine yeşil murat, evet. yeşil fıstık yeşili, griyi karışık bu. Yavruazı. yavruazı. Evet. Vay be. Yavruazı, güzel. vay be. Güzel, <gülüyor> 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 güzel renk. Vay be. <gülüyor> <gülüyor> o rengin adı. Hayır adı değişik de yani güzel bir renk yani. Ben severim. <laughs> Kemal abi, teşekkür ya. Sağ ol kardeşim. Abi. Kemal abi <laughs> hep bak ya gömlek giyer. Ya evet, böyle evet. bir takım kazak elbise, giyer, evet. takım elbise. Evet. Janti derler ya tam estağfurullah, anlamıyla. Estağfurullah. Vallahi... Ya bilmiyorum hani ben böyle yakıştığını düşünüyorum. Öyle de giyiyorum. Bence yani, çok abi, yakışır. Hani, çok teşekkür ederim. ederim. Çok sağ olun. Ne giysen, çuval giysen yakışır. Estağfurullah. Sevgili seyirciler evet çuval dedin de Ardağan dün neler çekti ya vallahi Yani bir böyle beni rahatsız etti. Bir kısaca konuşmak istiyorum. Gökhan. Çuvalla nasıl bağlı bunlar? Hayır yani adam orada çuval gibi kaldı. derler çok ya, ya şey çuvalı gibi. Çok zor. Kendi de şok oldu. Çok zor yani orada. Bu kimin yani... fikri yokluk adası? Söyle bana. Sen, senin bir payın var mı yoksa? Hayır, biz ben Kim bence ben, ben biraz yumuşattım. <laughs> biz biraz yumuşattık yani daha böyle daha değişikleri olabilirdi. En azından böyle yokluk kıtlık öyle bir şey yapalım Hani yani hiç şey olmasın. Şöyle yok. yarış eski yarışmacılar, yarışmacılar toplanıp mesela bir fikir bulup sizin bütün bu bu fikirleri bulan ekibi <laughs> evet. Acun abi ve size <laughs> hepinizi adası. böyle bir yere yollasak çok güzel olmaz mı? Şöyle 24 saat geçirseniz. Geçirelim her ha? beraber olacak olduktan sonra her yerde zaman. Vay. Evet, doğru. Çok evet. güzel. Evet. Vallahi. <laughs> Ama gerçekten Arda'nın değil mi? Damla ne diyorsun? Arda'na yani üzüldüm. Çok zor. <laughs> bir de yani hani bir isyanı vardı. Beni buraya gönderdiniz. İşte sadece bir yatacak yer var bu tahta ne falan diye. Yani trajikomik oldu. Onun açısından baktığımız zaman çok üzücü. Tek başıma ka yani kaldığımı düşünemiyorum. Arkadaşlarım olsa bir şekilde hani o yoklukta bile en azından bir ya yani bir kişiden bir şey alırsın motivasyon almaya çalışırsın ama tek başına olunca bir de gece karanlıkta gidiyorsun çok zordu yani üzüldüm ama komik sahnelerde oldu tabii. Birazdan zaten bunlara değineceğiz. Ardanno kamera ile konuşmaları falan. <laughs> yani gerçekten inanılmazdı. Allah kimseyi yoklukla sınamasın <laughs> diyelim. Amin. Ve Amin. akşamın ipuçlarına gidelim efendim. Bu akşam biliyorsunuz Survivor'ın yeni bölüm var. Dokunulmazlık oyunu var. Bakalım bu akşam Survivor'da bizleri neler bekliyor? Şimdi Berkan'ın dediği laf aslında benim bugün masada söylemek istediğim laftı. E çünkü ilk aklıma o geldi ama Berkan direkt söyledi. Kemal abi diyor ki Berkan, Hikmet herhalde akşam ne düş ne söyleyeyim diye düşünmüş. Gelmiş burada diyor ki işte şey e, ne derler, e, yine burada e, sahte sahte bağırmalar, işte bağırmalar, sahte destekler falan diyor. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? E, şimdi 3-4 kişiden aynı tepkiyi alırsan demek ki orada bir anormallik Hikmet. Hani Hikmet'e destek olan olsaydı derdim ki hani akşamı izleyelim bir konuşalım bakalım görelim ne olup ne bittiğini ona göre fikir sunalım. Ama 3-4 kişi Berkan aynı şeyi söylüyor, Ogeday aynı şeyi söylüyor. Demek ki Hikmet'in kendi kendine ürettiği bir olay bu. Ama ne üretti, neden yaptı, niye yaptı? Hani ee, afakide konuşmak istemiyorum, sabit fikirde yapmak istemiyorum ama bunu gerçekten merak ettim akşam özellikle bunu söylüyor izleyeceğim. zaten. Efendim? Niye böyle bir şey söyledin? Hani... Anlamadım ki diyor. Aa, evet. yani ben de merak Ay, oyuna edeyim. çıkıyorsun bir bile. Evet, <laughs> Takım hani evet. yüksek motivasyonla evet. gelmiş. Aday çıkarmamak için orada oynayacaktın. Daha önce. ilk evet ilk dakika sen geliyorsun diyorsun ki burada fake bağıran arkadaşlar var falan. Bir de çok zor bir oyunun üstüne yenmişsin dün. Hani evet. bayrağı kalmış. Bayrak da böyle bir saniyeyle kazanmışsın belki. Hani Batuhan'ınki diski girseydi kaybedeceklerdi. Anıl kazandı. Yani böyle de yüksek bir motivasyonlu e zor bir günün üstüne ben anlamadım Hikmet'in niye böyle Hayır, bir şey şu gibi. konuşma kapanış seremonisinde olsa evet. bak bir anlamı var. Ama oyuna başlayacaksın daha gelmişsin buraya yeni daha hani hiçbir şey yok ortada. Evet. Adada Üsteki... da, da mı acaba bir şey yaşandı? Öyle Konuş, bir durum belki, olabilir. tabii mi? bölümü de izlemek lazım ama ben e, hiç anlam veremedim. Adada yaşansa böyle bir tepki vermezlerdi zaten ya. Hani adada bir yaşantı olsa böyle bir alt tarafında bir görüntü olsa derler ki Hikmet evet Hani bundan dolayı konuşuyor. Hiç öyle bir şey görüntüsü vermiyorlar. Hani niye bunu yaptı? Niye söyledi? ki? Sabahleyin de bir konuşma olmamış. Berkan'ın söylediğine göre akşam kalktı, yattı, sabahleyin ya kalktı, bunu, buraya geldi. Ben kesin altında başka bir şey var. Yani göreceğiz diye bekliyorum. Çünkü bu çok havada bir durum olur. Yani ben bir anda yayına çıkıyorum. Sizinle hiçbir şeyim yok. Yani bugün pek hoşumayım ben bu masada desem aynen. Hani insanlar bunun altında ne var ne yaşadılar diye merak eder. Bugün boş yorumlarını dinlemezseniz sevinirim falan diye düşünse konuya giriyorsun <gülüyor> mesela, <gülüyor> yani. mesela aynen. Ya ben bilmiyorum Çocuk ama. Şey Sen niye böyle bir şey hani Çünkü Hikmet daha gibi. önce potadayken de aynı şey yaptı. Ben yalnızım yalnızım acaba oralardan bir şeyler mi toplamaya çalışıyor böyle? Olabilir. Hayır. Adım adım bir söyledin, yerleme var yani Hikmet'te. Bunu söyledin gerçekten merak ediyorum ne kazandın? Hiç şu konuşma ama ne kaybettin? Bütün takım demoralize şu anda. Takım oyuna çıkacak. Hikmet'in şu konuşmasından sonra hani bençten destek bile vermek isteyen veremeyecek. Acaba takım yenilsin mi istiyor? E, ama yenilirse zaten. aday olur. Gidişat oraya gidiyor. Sadece. İşte Peki Gökhan bir şey söyleyeceğim. Şimdi şöyle bir düşüncem var. Fikrimle beraber soruyu sorayım. 2019'da izlediğimiz performansı çok iyi ama e, adada çok sert olan ve hı hı. çok hata yapan özellikle mesela <laughs> o zaman hatırlıyorum Atakan'la, Yusuf'la, Bora'yla böyle bir sürü sorun yaşayan bir Hikmet vardı. Evet Hatırlıyorsunuzdur muhakkak. 2022'ye geldiğimizde All-Star'da daha sakin, daha yapıcı ama bu süreçte performansı daha düşük bir Hikmet vardı. Hı hı hı. Ne zamanki ki Hikmet %55'lere çıktı, çıktı ve de, işte e, Sema e, ya da Murat dedi ki e, 20'de 20 yapıyor, çok evet. iyi gidiyor dedi. Nagen övgüler yağdırdı. Ondan sonra Hikmet de sanki böyle bir 2019'a hani flashback derler ya, Aynen. bir böyle dönüş oldu ve Hikmet o 2019'daki Hikmete dönüştü sanki biraz. Böyle bir durum var mı sence? Yani e, özgüveni yeri gelmiş Hikmet e, özüne mi döndü biraz? Ya Hikmet tabii sonuçta Survivor'ı <laughs> yaşamış. Diğer bütün yarışmacılarımız gibi Survivor'un çok iyi bilen yarışmacılarımızdan bir tanesi. <laughs> e şimdi o da performansı kötüyken 2019'daki gibi bir Hikmet e, görüntüsünün iyice böyle sakil duracağının farkındaydı bence. O yüzden böyle daha sakin. En azından e, zaten oyun çok kazanamıyorum. Kazanmadıkça da böyle göze batmayayım deyip biraz daha kendini geride geri planda tutmuş olabilir ama e, bir de yani artık Survivor'un 3. ayı da oldu ve çok da önemli bir potadan da çıktığı için hala kendini böyle zafer sarhoşu hissediyor olabilir. Hı hı. O yüzden e, biraz böyle dediğin şekle bürünüyor olabilir Hikmet. Ben tam hani 2019'daki Hikmet'in aynısı e, hem performans olarak olamaz o zamanki yaşadığı sakatlığından dolayı. Hem de bir e, hal tavır olarak da o, o dönemki Hikmet'i izlemeyiz bir daha. Ama yine ona yaklaşan bir Hikmet'i görüyorum ben de. Evet. Kemal abi. Şimdi... Ben gerçekten hani dönemsel dönemsel şeyler olur. İnsanların hani sinirlendiği, kızdığı dönemler olur. O yüzden kabuğuna çekilir. Ee, konuşmak istemezsin. biyoloji ee, yapmak istemezsin. Ama Hikmet'in başarıları devam ederken bu tip davranışlara bürünmesi tezatlık oluşturuyor. Hani sen artık yakalamışsın. Performansın da ilerlemiş. Üstüne koyuyorsun. Ada hayatın iyi. Seyirciyi de artık yakalamışsın. Arkana almışsın. Daha ilerine gitmek isterken geriye doğru hamleler yapıyor. Hani Bak gerçek söylüyorum. Hani sonra da diyorlar ki ya Hikmet'i niye bu kadar eleştiriyorsunuz? Hikmet bana bunları veriyor. Ben de söylemiyorum ki. Hikmet bana bu görüntüler veriyor. Şimdi Hikmet bu konuşmayı yapmasaydı biz onu eleştirecek miydik? Ne oldu diye soracak mıydık? Hikmet bize bunları veriyor. Ben konuştuğumu konuşmuyorum ki. Hikmet'in söylemleri bana anlattıklarına, ben burada ifade etmeye çalışıyorum. Hikmet'te tutarsızlık var. Ne yaptığını bilmiyor. Oyunu kazanırsa moral motivasyon olarak evet. kendini yükseltiyor. Ama düşe kaybetti oyunda. Hatta ikinci bile çıkmak istemiyor. Orada kendi kafasında bazı soru işaretleri var. Bu oyun bana göre mi değil mi? Performansımı etkiler mi etkilemez mi diye. İstatistikte kasmış olabilir bu olayda. Hani anlamıyorum. Gerçekten şu yarışma içinde, şu yarışmacıların içinde en anlamadığım insanlardan birisi. Yağmur'u anlıyorum. Yağmur kendini orada tutmak için mücadele veriyor. Oyunları kaybediyor. Onun için konuşuyor. Ama Hikmet bambaşka. Burada Ogeday niye böyle bir şey yaptın ki diyor ya hı hı. E, böyle <laughs> sanki e, geçen Nisa bir laf etmişti. Hatta onunla ilgili görüntümüz vardı sanırım onu bir izleyebilsek şey demişti e, Ogeday hiçbir şeyden haberi evet. yok saf saf takılıyor. E, Memur Bey demişti Nisa evet. Ogeday için bir izleyebilir miyiz acaba? Burada şimdi hani şuna geleceğim Ogeday e, hani istemeden de olsa Oyu, Hikmet, Seda... E, sude yağmur tarafından kullanılıyor ya. <laughs> belki burada bir çünkü ogeday ile hikmet arasında çok bir şey görmedik bugüne kadar böyle çok şey. Hı -hı. Ogeday biraz uyanabilir mi olaylara ya da uyanması lazım mı? Hani ogeday'da bir durağanlık var çünkü. Aslında güzel götürüyor survivor'ı. Yani ogedayla Anıl şu an böyle e, Kemal abinin tabiriyle dış kulvardan böyle evet. Anıl, özellik Anıl özellikle özellikle şey. olarak iki gündür beş inanılmaz geliyor Aynen. Yani, Anıl. Anıl yani. şu an e, final performansı sergiliyor evet. ama hep bunu söylüyorduk zaten bazı yarışmacıların e, fiziksel atletik kapasiteleri daha kalıcı olur ve herkes biterken sonrasına taşır. o şey yapar. E, Anıl öyle bir yarışmacı. O gelayda bir uyanış olur mu bu anlamda? Çünkü gerçekten adada böyle biraz e, diğer arkadaşlara göre e, saf demeyeyim ama iyi niyetli kalıyor sanki. Öyle bir soru sordun ki şimdi ortaya attın. <laughs> ya, bir şey ben ben söyleyeyim mi? <laughs> Tabii. O ben hiçbir zaman arkadaşlarıyla bu şekilde hani bir strateji yapıp işte onlar bir kurnazlık yaptılar ben de ona tam tersi bir hamle yapayım gibi bu düşüncelerde olacağını hiç zannetmiyorum. Yani bir yarışmacı kendi kafasında bir istatistiği kasıyor olsa bile çok fazla o durumlarla ilgilenmeyen bir yarışmacı. Doğru. Ben sadece kendi yoluma odaklanayım ve başka hiçbir şeyle ilgilenmeyeyim. Tamamen böyle şampiyonluk yolunda ilerleyeyim istiyor ve bence doğrusunu da yapıyor. Çünkü hani ne kadar çok tartışma, ne kadar çok strateji, ne kadar çok kurnazlık, o kadar çok enerjinin aslında birçok şeye bölmüş oluyorsun. Bravo. Ama o Geday tamamen o yolda devam etme. Yani bütün konsantrasyonunu bence şampiyonluğa vermiş durumda. O yüzden de onun için çok daha iyi bir yol diye düşünüyorum. Teşekkür ederim evet, Damla. Çünkü çok önemli çok. olan bu masada bu sorulara <laughs> cevap verebilmek. Evet, evet ama ben yani de, de şöyle kalkın. geleceğim şu an. Berkan'ın performansı nasıl? %72 Hakan'cığım demek değil Gökhan Bey. Size çok teşekkürler Hakan Bey. Olacak. Siz de güzel sorular soruyorsunuz. <laughs> ee, böyle devam edin lütfen. Ama Ogeday'ın şampiyon olduğu sezondan tabii bu sene yaşadığı farklı bir durum var. Nedir? Yani işte şu an içinde bulunduğu bir e, durum var ya. Nisa, ile olan, evet, Nisa ile olan arkadaşlık. olan arkadaşlık durumu. O yüzden de ee, biraz daha zor Survivor geçiriyor çünkü acaba bir hata yapar mıyım? Ee, bu konuyla alakalı seyirciler yanlış anlar mı? Herhangi çok bir güzel ya... götürmüyor mu? Ee, i̇şte çok, onu işte onu da güzel götürmeye çalışırken bence performansı biraz düşüyor. Çünkü kafasının aslında %50'sinden fazlası orada. Orada derken o yani o konuyla alakalı hem bir şey e, göstereyim hem bir şey göstermeyeyim. Yani o kadar zor bir e, sırat köprüsünde gibi aslında. Bence o kadar düşünmemesi lazım bu durumu ama kendisi bence o e, oradaki duruma ekstra e, ne derler, konsantrasyonunu harcıyor gibi hissediyorum Vallahi ben. Sana bir şey söyleyeyim. İyi ya. götürüyor. Bir ilişki survivorda evet. ne kadar saklanabilir, İşte bu, bu kadar. kadar bu kadar saklamak iyi mi ama? Şey yapılır i̇yi yani. mi? İşte ken bu iyi yaparken... ya? Ya, tamam iyi tabii ki ya yani, iyi derken yani fazla saklıyorlar yani. Sonuçta biliniyor artık herkes biliyor konuşuldu. Şey Bunu şimdi açık alenen bir şekilde yaşıyor olsalar sürekli 7 24 bir yan yana fazla Hayır, bak, destek Nisa'ya fazla Bu destek da... ya da Nisa Ogeday'a fazla destek olsa insanların algısı bence tamamen ilişki olacak. Hani aa tamam. acaba işte Ogeda ile Nisa nasıl yan yana, yana. bunlar işte birazcık videolarda birleştirelim falan olur. Aynı şeyi diyor. çok iyi şey, Orayı alamıyorum. çok iyi yönetiyorlar. Beyninin çünkü çoğu kısmı or orada kalıyor Ogeda'yı. Her şeyde acaba hani yanlış anlaşılır mıyım diye düşününce ha. Bu sefer de oraya daha çok konsantrasyon harcıyorsun gibi hissediyorum ben. Yani Ogeday'ı ben 60'lar, 61'ler, 62'ler değil. Ogeday'ın en az 70'lerde yani en az Berkan kadar oynaması lazım benim gözümde. Gerçekten. Yani Ogeday'la Berkan'ı koysan sanki yani karşılıklı olsalar. ikisi de 10 oyuna çıksalar 5'ini Berkan, Berkan kazanır, 5'ini belki Ogeday kazanır. Hani ben öyle düşünüyorum. O yüzden de Ogeday'ı biraz daha böyle... ya Zaten sıyrılmış gibi gözüküyor o durumundan ama... Biraz daha oyunlara kendini vermesi gerektiğini düşünüyorum. Kemal abi Şimdi, sen ne diyeceksin? E, ben de ogedayı şöyle bakıyorum. Ogeday'ın az oyun oynamasının sebebinin altında şu yatıyor. Seçmelerde eğer havuz su oyunlarıysa geri plan atıyor hı hı. ünlüler Ogeday'ı. Bu birinci etken. İkinci etken dikkat edin Ogeday'ın kaybettikleri oyun saniyelik oyunlar. Yani oyunlar alsa şu anki performans konuşmasını daha farklı yapardık. Hı hı. E, inanın yani bir saniye, iki saniyeyle kaybettiği oyunlar var. E, sezon başında dizinden bir sıkıntı yaşadı. Ondan evet. dolayı da geride, planda kaldı. Oyuna çıkamadı. Bunlar çok etken. Ama bu e, Sarayvır'ın şampiyonluk adaylarından biri. Evet. O kadar. Gerçekten hani kendini... Adaya veriyor, parkura veriyor, arkadaşlarına veriyor, bençe veriyor, her şeyle o adadaya olduğunu yaşattırıyor bize. Hani şimdi size bir soruyorum, şu masada o gene için negatif düşünen olur mu? Olmaz. Yani çok az olur. Vardır illaki düşünenler. Tabii de. Ne? Vardır. Kesinlikle evet. vardır. Ama bir hikmeti, bir yağmuru konuşurken öyle mi konuşursun? Ha, tabii konuşmaz. Tabii, final yoluna geldiği zaman da en az hatayı yapan sonuç olarak bence şampiyon olacak. Aynı. Ve burada da hani Ogede'nin belki o yandan bir avantajı olmuş olabilir. Çünkü çok olaylarda göremedik biz Ogede'yi. Hı hı. Tamamen evet. kendiyle alakalı hep. Oyunlarıyla alakalı bir yorumda bulunduk. O, o yüzden ben bence içim, de şunun içi şimdi, Mesela aynısı şu an performans olarak belki o giday düşüşte olabilir. Hani %60'larda oynuyor olabilir ama Hani baktığımızda Adem de performans olarak ya aslında bir yerde. yerde. Düşüş değil ben yani Ogeda'ya göre diyorum yani yanlış evet, anlaşılmasın. Ben, evet, evet, Yoksa mükemmel performans hani hala. İyi olan yarışmacıların bence bir yerlerde böyle bir boşluğa düşme, performans anlamında geride kalma. Hani bunlarda ben onların tolere edilebileceğini düşünüyorum o yarışmacıların. Evet ben de işte bunun nedenini o psikolojik zorlamalar olarak düşünüyorum yani orada yaşadığı Sanmıyorum ama ee, ilk başta böyle değil. O durumu yani... yönetmek çok zor çünkü ya zor derken o, o, onlar bence biraz büyütüyor gibi hissediyorum ya, o yüzden diyorum. E orada orada şu var ama pardon ama. Orada şu var. Kendi döneminde e, Melis aydı galiba değil mi? Melis. Melis. Melisle. Ee, bir, bir burçaktı galiba evet, evet, evet. o ikisininle olan diyaloglarından dolayı çok tepki çekmişti İşte evet. Kısır'ı yanına aldı evet, onun evet. hareket ediyor diye şimdi eğer öyle bir düşünce olsa Nisa ile olan durum, durumda da gösterilebilir ben Ogeday için ne dedim maratoncu Ogeday sonunu iyi yapacak evet. son e, kendi döneminde 6 ünlülüğe karşı tek başına yarıştı ve hep şunu demişti bir büyüktür 6'dan onun karşılığını verdi tek başına da şampiyon oldu yani Ogeday'ın Tam zamanı artık izleme bölümüne geçtiğimiz dönemdeyiz şu anda. Bir de şöyle Aynen. bir şey daha var bence e, adada e, sonuçta tüm Türkiye Nisa ile barışın eskiden bir ilişki yaşadığını biliyor ya. Hı -hı. Bundan ötürü e, o Geday ile Nisa'nın hani o biraz daha bu işi ön plana çıkarmıyor ki bu e, üç kişi şey olmasın diye. İşte bunların. E, hepsi... Bir de Sercan'la ile Nisa yani. olayı vardı falan. O ile Nisa bence <laughs> karar almışlar. Eğer yani, bu arada beraber olmadıktan hani konuşuluyor ama net olarak da ortada bir şey de yok aslında. Evet gitmeden şey yapılan var bir iki arkadaş söylüyor da biz onların ağzından bir sözle ya da herhangi evet. bir yakınlıkla bunu görmedik bu arada. Evrim söyledi bu. ya. Evrim söyledi de Evrim'in ama... her dediğine inanırsak biz burada Hayır hani ama şey o söylendi yani. o zaman konuşuldu evet. okeylendi yani orada bir, bir okeylenmiş tamam, bir durum var yani. Tamam Evrim'in dediğine göre gideyim o zaman. Ben şuna geleceğim. Bence o Ogeday'da Nisa'da bu anlamda güzel bir dürüstler geliyorlar. Çünkü bu sene e, bununla ilgili önlerinde e, Mert gibi SMS'i kuvvetli olabilecek ve e, belki o hikayesinden dolayı elenmiş bir yarışmacı var. O yüzden de biraz bence arka plan atıyorlar. Çünkü, e, Ama orada daha fazla yaşanıyordu. Tabii Örüncü orada daha, daha, işte, daha ön he, plandaydı işte yani. Ogeday şimdi şey diyor olabilir mesela bak Mert e, gösterdiği yaptı. için 14 Şubat'ta çiçek verdiği için ya da senden bahsettiği için falan. Belki bundan da elenmiş olabilir. İnsanlar buna güzel tepki de vermiyor evet. olabilirler. Artı e, Ogeday için söylüyorum. Bence Ogeday benim görüşüm bu. Nisa'dan daha ileri gidecek. Bu benim görüşüm. Yani Katılıyorum. Çünkü Katılıyorum. performansı %60-65'lerde bitirecek bir Ogeday. Şu an 44'lerde olan bir Nisa e, daha bir Ogeday daha şey duruyor böyle. Hani, Tabii survey'sine. performans olarak düşününce öyle. Evet. E, şimdi diyelim ki Ogeday, diyelim ki Nisa elendi. Düşünsene. Bu, e, bu kadar Oged Ogeday'a artı gelmez mi? Gelir. Gizir. İşte bu da var ortada. Şimdi mesela ne yapsın yani? Ne yapsın böyle devam etsin. Hayır, o <laughs> dedi ki. Sanki ediyor. o arkadaşlıkların daha çok ön planda yaşansınlar yerde. Yani <laughs> <ona o gülüyor> bir yerde, bir yerde ikisi de şunu biliyor ki kim daha ileri giderse ötekinin fan kitlesi ya da SMS'i o kişiye yarayacak. Ya, bu Nisa ya, olabilir tabii. o, hareket edilmez ya. Onu, yani onu düşünerek böyle A ben arkadaşımı biraz daha göz önünde yaşayayım da oradan ya, o, bir o, gelebilir. bir karakteri yok. Bence de bence o kadar o birisi değil. Bak Survivor ilk başladığında Nisa yedeklerden geldi ya rahatsızlığı vardı hı, vesaire. Hı, hı. Orada bile Nisa ile doğru düzgün selamlaşmadılar. Herkese Nisa bir şekilde böyle sarıldı etti falan. O Geda ile böyle Hani bir uzaktı, hep bir mesafe vardı. Bence onlar zaten bu Survivor'a başlamadan önce aldıkları bir karar, ya performanslarının önüne geçmemesi için aldıkları bir karardır, ya da böyle anılmak istemedikleri için, ya yani bir şekilde profesyonel olarak idare ediyorlar bu durumu. Bence çok da iyi yapıyorlar. O kadar o kadar iyi şey benzetiyorum. Anadolu erkeği olur ya, sevdiğine veya kız arkadaşın hani seni seviyorum derken çekinir öyle, geriden kalır hani. Tamam. <laughs> Evet, evet, aramızda bir şey <laughs> var tamam. bu kadar. Hani seni seviyorum çok zor çıkar onun azla. O ki de o misal. Bir de e, arkadaşlar, hani kadınla erkeğin e, hayata bakışı, her şeye bakışı farklı. Nisa duygusal bir insan. O yüzden hani Nisa geri planda o kalabilir. O geday erkek sonuçta sonuç odaklıyız biz. Sonuca bakarız. E, bu yarışmanın sonunun ne olacağını. E, en ufak şeyde Nisan'ın yağmur üzerindeki etkisi e, Nisa'yı çok etkiliyor. E, onu geri planı düşürüyor. Oyunlardan düşürüyor. Aday hayatını düşürüyor. O yüzden hani biraz daha insanın çabalaması lazım ama o farklı. Ben o çok mutluyum. Bak göreceksiniz. Anıl gibi o da bu evet, oyun da içinde önemli bir parça olacak. Bir şey ekleyeyim, reklama gidelim. Ee, bence o Geday Nisa'dan daha duygusal. Bu benim düşüncem. Bence. Duygusal. Evet. O çok duygusal e, kırılgan bir yapısı var. Hatta bunda konuşalım. Bir reklamlara gidelim. Efendim reklamlar reklamlardan sonra Survivor Panorama devam edecek. Evet efendim devam ediyoruz. Az önce demiştim ki Ogeday çok duygusal. Ben bunu mesela şeye yoruyorum. Ogeday'ın e, bir önceki Survivor'ında da rahmetli olmuş arkadaşıyla olan bağı e, bence onun e, yolunda ona çok motivasyon oldu. Onun dışında kendi hayatında yaşadığı e, zorluklar, başarılar Böyle biraz içine kapanık gibi gözükmesi ama aslında değil. Böyle O gider benim için hep bir e, duygusal biri. Adada böyle biri daha var. Barış. Ve Barış dün akşam aday oldu. Çok evet. enteresan bir oylamaydı. 3 e, oy Perviz'e, 5 oy Barış'a, 1 oy da Gizem'e çıktı. <laughs> Bununla ilgili Kemal abi neler söyleyeceksin? Barış'ın aday çıkması sence e, normal mi, adil mi? Çünkü bir yandan e, ciddi de bir sakatlığı var. Evet. Doğru. Ama bir yandan da yokluk adasına kadın yarışmacı göndermek istemiyorlar. Doğru. Ama pervizi de hedef aldılar. Evet. Neden oldu bunlar? Senin matematiğin ne diyor? Ya benim matematiğim şunu söylüyor. Ee, hani en azından bir yarışma hakkı, Hı -hı. bir e, mağlubiyet hakkını barış için kullanmamaları gerektiğini düşünüyorum. Ama kullandılar niye kullandılar dedi de demem zaten. Saygı da duyuyorum. Ama hani bu oyunu geçip de bugünkü veya öbür oyunda kaybetseler o zaman barışı yazsalar daha itik, daha şık olacağını düşünüyordum. Yani Perviz yazılabilir miydi? Ben de açıkçası direkt Perviz geldi aklıma. Burada Adem'in konuşması çok ilginçti. E, kötüyüm hissediyorum. Performansım iyi değil. E, perviz'de aramızda gidip geliyorum. Kendimi de yazamayacağım için Perviz'i yazıyorum de, diye söylem var. Hani Adem bir özelleştir yapmış. Şu anda takımın e, form durumunun Kötü olmasından kendisini de sorumlu tutuyor. Hı -hı. Bunu herkes yapamaz. Bunu da tebrik ediyorum Adem'e. E. Ee, Barış'ın oraya gitmesi. Hani Barış için şunu söyleyebiliriz. Eğer buradan gerçekten şu 2-3 haftayı Hı -hı. ayağının üzerine basıp parkura dönecek şekilde çıkarsa bambaşka bir Barış izleyeceğiz. Hı -hı. Bunu net söylüyorum size. Bu zor dönemi Barış kendi bünyesiyle kendi iradesiyle atlatabilirse bu kadar zorluğa rağmen bu kadar arkadaşının onu yazıp adaya göndermesine rağmen ki Arda'nın söylemlerinden sonra zaten orada bir zorluk var. Bir de sakat adam oraya gönderip orada tek başına bırakmanızın ne kadar doğru olduğunu zaman bize gösterdi. Belki onun başka bir amaçla yazmış olabilirler mi acaba Kemal abi? Güçlü yani... olması mı? Yok hayır. Batı'da güçlü e, Ardağan eler. O yüzden mi? Yok o yüzden olduğunu sanmıyorum ama zaten şu an oyunlarda olmayan bir barış var. Belki evet. takımı o anlamda eksiltmek istemedikleri için de olabilir mi? Şimdi bir kişiyi sonuçta o yokluk adasına gönderdiğinde o kişiden faydalanamayacaksın Doğru. anlamına geliyor oyunda. Doğru. E şimdi barış zaten oyunlara çıkamıyor. Performans olarak da genel bir değerlendirme yaptığında evet tamam sakat ama hem e, takıma şu an için bir aktif olarak bir faydası olmayacağı için biz onu yokluk adasına gönderelim. Evet. Ve orada bir gün kalsa bize evet. de takımsal anlamda herhangi bir eksi olmamış olacak. Yani bir oyuncumuz eksilmemiş olacak. Perviz de aynı şekilde oyunların içerisinde olmuş olacak ya da oradan herhangi bir yarışmacı. Ee, o ben anlamda de, da Ben de olmuş tam tersiyle mi? gelirim o zaman sana şöyle damlacım. O zaman Barış şeyi gönderirsen Pervizi Barış zaten oynayamayacak. Diğer üç erkek daha rahat seçme hakkına sahip olacak. Orada. Arda'nın rahatça seçebilecekler, performansa göre Gökhan'ı daha rahatça seçebilecekler. Oyunun içinde hem kendi istatistiklerini yükseltecekler arkadaşlar hem de oyunun içinde kalacaklar. Erkeklerde zaten sıkıntı yaşadıkları, kaybettikleri oyunları kendi ellerine çevirebilirlerdi. Ya ama zaten şu an üç tane üst üste oyun kazanmışlardı. Yani bir dün Şimdi... var. Bir dün izledik biz gönüllerin kazandığını. Yoksa normalde erkekler bence erkekler ve kadınlar olarak şu anda Ünlüler takımı güçlü. Ama oyun sonu o kadar hızlı ve seri biten bir oyundu ki yani hani atıyorsun... Dün dün için söylemiyorum zaten. He. Dün farklı gerçekten zor bir parkon. Ama parkor, şu anda ben bir e, ünlüler takımının e, bir güçsüzlüğünü görmüyorum. Yani erkeklerden eksilerin de kemik kadroya ulaşalım gibi bir durum mu olduklarını da düşünmüyorum. Zaten şu anda yeterince bir kemik kadroda olduklarını da düşünüyorum. O anlamda da barışı yazmak evet hani vicdanen belki kötü hissettirebilir. Çünkü sakat bir insanı hani oraya göndermek... Yoklukta olması belki hani yağmur yağacak daha kötü, kötü onun için olacak. bir şart. O yüzden de şimdi e, barış için kötü ama ben olsaydım takım içerisinde hani barışa bu konuyu konuşup hani barış kusura bakma böyle böyle bir durum ondan dolayı hani takımda eksilmeyelim biz zaten yeterince bir kemik kadrodayız hani oradan pervizi göndermek de anlamsız kalırdı böyle bir şey yapsak sen konuşmamışlar şey o... zaten ha, uygun Bunu olur mu tadında Bence ki düşünce olarak da öyledir gibi e, geliyor bana daha fazla bekliyordum oy diyor yani. 5-6 değil, daha fazla oy bekliyordum diyor. Yani konuşulmadıkları belli. Yani belki Barış, Barış onu şey... da düşünmüş olabilir. Ondan Bilmiyorum. dolayı da diyorum. Ben etik düşünmüş. olarak söyledim zaten başlarken evet. de. E, bir hak tanınabilirdi diye düşündüm. Gökhan peki işin içinde yokluk adası olmasaydı ve Hı -hı. sadece eleme adayı çıkacak olsaydı yine Barış çıkar mıydı? O zaman da belki Barış daha rahat çıkardı gibi hissediyorum. Ya da e, oyunda Hı. da oynayabileceği için perviz sen pervizin de mi ismi çıkabilirdi diyorsun. Yani şimdi zaten 4 kişiler abi oynayabilen e, erkeklerde Hı -hı. Barış hariç. E Bir de şimdi bu dörtlüden birini yazınca 3'e düşecekleri. Yani üçe düşmek bir taraftan avantaj gibi durabilir ama bir taraftan da dezavantaj. Çünkü en az 5 oyuna çıkmak demek. Doğru. Yani böyle şimdi şu mesela dünkü deniz parkuru 100-120 metre parkur. Yüzüyorsun, giriyorsun, çıkıyorsun. Yani bunu dört kere 5 kere oynamak da öyle çok kolay şey değil yani. Şunu düşünebilirler ki su parkuru <Sülüyoruz> yarın su parkuru olmayacak. Evet. Normal parkura döneceğiz. O zaman o hakkımızı pervizde kullanıp pervizi bir gün sonra zaten kullanmış olacak diye düşünebilirlerdi. Ama bir Barış'ın bir de güçlü aday olma durumu da var. Yani şimdi Barış'ı bizim önümüzde de iki oyun var. Evet. Bu iki oyunu da biz kazanacağımızı düşünüyoruz zaten. O yüzden bizden çıkacak aday da en azından hem zaten oyunda oynayamadığı için Barış olsun. Evet bir gün ne yazık ki yokluk adasına gidecek. Kural bu. Bu da e, Survivor'ın cilvesi. Ama onun yanında biz önümüzdeki iki oyunda kazanırsak zaten bizden Barış çıkmış olur. Barış da %99 elenmez gibi bir düşünceler de olabilir. olabilir. Yani çok farklı Olur. açılardan bakılacak bir oylama bence. Peki şöyle bir açıdan bakarsak. Diyelim ki karşıdaki aday Ardağan değil ve Evrim olsaydı. Hı hı. Barış'ın tepkisi yine böyle mi olurdu yoksa daha mı sert olurdu? Yani şunu <laughs> demek istiyorum. Şimdi ben de mesela Barış'ın yerinde olsam Ardağan'ın olduğu bir yerde. Bu arada hani belki Ardağan kalacak. hiç O da belli olmaz ki. Yani evet. Biz şimdi burada konuşuyoruz da kendi sadece 3 aylık şeye göre konuşuyoruz. Ama ben mesela Barış'ın biraz daha... Ee, bu konuyu içerleyebileceğini düşünüyorum. Ben olsam hani iyi bir adayın önüne sakatım diye. Yani Survivor'da şöyle bir şey vardır ya. Sakat yarışmacıyı hemen sen sakatlandıktan sonra yollarsan e, hani e, insanlar da tepki gösterebilir dışarıda. Sakat kişi de der ki e, ben sizin için ayağımı bıraktım. Siz nasıl beni yazıyorsunuz noktasına gelir ya. Şimdi biraz ardan olmasıyla sanki bu dünkü oylama biraz rahat geçmiş olabilir mi? Ne diyorsunuz? Bence %100 öyledir. Çünkü daha önceden bir strateji yapalım dediği noktada Barış e, hani benim karşıma güçlü bir insan yanıma güçlü birisini koymayın dedi. E, çünkü o zaman da güçlü bir pota vardı. E şimdi ondan çekinen Barış şu anda e, güçlü bir potada yer almak isteyeceğini düşünmüyorum. Hani dünden bugüne çok bir şeyin değiştiğini de zannetmem. E Ardan olunca ister istemez ben kırgın değilim, kızgın değilim dersin. Çünkü hani elimizdeki önceki verilere baktığımızda Barış'ın çok oy kitlesinin yüksek olduğunu biliyoruz. Hani Ardan'la Barışı kıyasladığımda bana soracak olsan yüzde 90 ihtimalle barış kalır ve ardından gider. Evet. Hani o noktada da barışın e, kızacağını da düşünmüyorum zaten öyle de oldu. Ben ben şurada şunu e, sorguladım oylamayı çıkarken konseyde verirken orada isminin çıkması senin adada kalman için mi sıkıntıya düşür, düşersin yoksa o yokluk adasına gitmek için mi İlk ee, adında ne gelir? oylama gelir yokluk adası nedir Hayır. ki Bak, yani, ben, bence dün Arda'nın konuşmalarından ben, sonra yemin ediyorum o anda adadan eleneceğini sonra düşünürsün. İlk önce yokluk adasına gideyim mi gitmeyeyim mi? Onun Kemal abi şöyle bir şey. Şimdi e, yani benim elenme ihtimalim daha önemlidir. Benim yokluk adasında kalmamda, kalmamdan. Yani ben 3 gün yokluk adasında kalmayı yeğlerim. ama ben eleme adayı olmayayım. Yani benim aklıma bile gelmez. Zaten zor şartlarda yaşıyoruz. Yani orada kalkıp sana işkence yapmadıklarını da biliyoruz. Evet bir battaniye var. Evet yağmur yağabilir ama sonuçta burada önemli olan şartlar ne olursa olsun Survivor'a devam etmek. Yani, yani o o felsefeyiz. Deyiz. O zaman Barış bunu zaten düşünmez bile. Benim zaten bir kitlem var. Potansiyelim var. Ben burada eğlenmem. İşte beni yazmama normal. Ama Ardağan yerine Evrim olsaydı diyorum. Hani Evrim şimdi kimleri kim? Yani Yasin'i ya. eledi. Evet. Mert'i eredi, Sercan'ı eredi, Bora'yı eredi. Var yani. Elediği çok kişi var daha. Ya da belki... Ama Evrim'in çıkmayacağını kim şey yapar? Garanti verir? Bugün kaybettim diye. Ama Ardağan var. Evet. 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 Ama Ardağan Arda var, var ya. zaten abi. potada. Ya hayır. Şöyle düşünüyorum yani. Genellikle Evrim de çıksa, başkası da çıksa, eğer Barış zaten kendine güveniyorsa o potadan çıkacağını düşünüyorum. O zaman yani. şöyle diyeyim sana. E, bugünkü konsey ilk konsey olsaydı ve daha kimin çıkacağı ne olacağı belli olmasaydı o zaman Barış'ın e, biraz daha Barış biraz daha alınabilirdi. Tepkili mi, tabii mi olurdu. Ama şu an Ardahan olduğu için dedi ki tamam dedi. ben dedi rahatım zaten dedi. <laughs> çok bir şey yapmadı. E daha önce aynı sahneyi biz izledik. Yani hani bunun için çok fikir üretmeye gerek yok bence. Barış e, strateji yapacakları zaman potoda kim vardı? Evrim vardı. Evet. Ee, başka kim vardı? Hani ama Mert, o zaman vardı. Evrim vardı, Mert vardı. Evrime şeyi gözüyle bakıyordu. Zaten elenir gözüyle bakıyordu. Zaten o o potanın hayır, zayıf halkası evrimdi. Tamam ama hani şimdi o potanın içerisindeyken barış mi benim yanıma güçlü bir aday koymayın. O yüzden de Bora gitti. Ademe söyleyip de evet, Adem e evet. Yani şimdi sözü. bu potanın içerisindeyken Ademe gidip e, hani sen girme potaya. Ben güçlü birisini istemiyorum burada. Hani dediysen bu potadan çekindiysen o zaman hani e, ilk barış çıkmış olsaydı potaya ve yanına kimler geleceği belli olmasaydı barış belki oralarda isyan boyutuna gelebilirdi. Ya da Ardahan değil de yine evrim olsaydı niye beni potaya koydunuz ben sakatım. Hani bunu hak etmedim gibi bir noktaya da gelebilirdi. Aynen. O yüzden şu an Ardahan olduğu için bir sıkıntı yok onun için. Ben de öyle düşünüyorum. Ardahan demişken şu yokluk adasına gidelim. Evet. Ee, çok konuştuk çok merak ettik. <laughs> Dün akşam biz de yokluk adasının nasıl bir yer olduğunu... Gördük İşte yokluk adası ve Ardağan'ın adadaki psikolojisi geliyor. Evet yani e, şu herhalde gece yaşadığını Ardağan hayat boyu unutmayacaktır. Unutmaz. Hem yağmur hem rüzgar diyor ki yağmur yağıyor rüzgar niye var diyor bari rüzgar olması yani çok e, değişik bir psikoloji. Ama çok e, komik, e, sempatik, e, iyi niyetli biri dışarıdan da tanıdığım için söylüyorum ama şu gerçeği görmeli bence. Yani şu adaya ya da şu eleme podasına kaç hafta oldu? Herhalde 12 hafta oldu. Evet. Ortalama 3 kişiden 36 kişi, 36 kez aday çıkıldı. Yani bunda ilk defa sen aday çıkmışsın. E bu o kadar olur yani. Olursun. Bilmiyorum yanlış mı söylüyorum? Yo, doğru doğru. Bir yerde Arda'nın çıkması lazımdı. Yalan mı Kemal doğru, abi? Doğru haklısın. Ee, performans olarak da değil iyi değilsin. Ee, oyunlarda... Hani arkadaşlarınınla da o bench'te de, o desteği de görmüyorum ben Arda'nın. Bırak aday hayatını Bench'te işte desteği de yok. Hani hep oyunun dışında bir görüntü veriyor. E performansında boğulunca ister istemez erkeklerden eksilme olmasa diye düşünülüyor ki Arda'nın da şunu söylüyor bize. Ya biz erkeklerde kazanıyoruz, kadınlarda kaybediyoruz. Niye erkeklerden aday çıkartıyoruz da kadınlardan çıkarmıyoruz? Yani düşünce felsefesi mantıken baktığında Arda'nın haklı. Evet kadınlar da kaybediyorsunuz, erkekler de kazanıyorsunuz. E o zaman bu felsefeye göre kadın yazılması lazım. Ama performans olarak baktığında Yağmur'la ardanın arasında çok da bir fark yok görüntü itibariyle. Nedir Yağmur'un? %40, Ardağan'da %37. Arada 3 bir fark var. Bunun yanında e, hayatımızda bir iş yerinde çalıştığın zaman şu tip insanlar vardır. Bir, birinci adam. Bir de ikinci adam vardır. İkinci adam birinci adam yaparsan orada başarı elde edemezsin. Ama birinci adamı da ikinci adam yaparsan orada da başarı elde edemezsin. Herkesin mevkisi ayrıdır. Ardağan eğer bana bunu söylüyorsa ki beni gece kaldırdılar bana şunu şunu yaz diyorlarsa Ardağan'ın orada kendini sorgulaması lazım. Sen bu duruma nasıl geldin? Seni bu duruma getiren olaylara bakman lazım. Yani, Erdoğan kendi istedi ama. İşte onu söylüyorum ya bak Ardan birinci adam pozisyonuna hiçbir zaman çıkamadı çıkamadı. Ki önceki dönemki e, ee, sonra bir hayatında da şimdi de hep Yasin'in yanında kaldı. Yasin'le birlikte bir hareket etmiş oldu. Bu görüntüde Arda'na bunları verdirdi. O yüzden yazıldı. O yüzden şimdi tepki yapıyorsun. <laughs> Tepkiye kızmayacaksın. Sen bu olayları onlara sundun. Gecenin üçünde nasıl beni kaldırıyorsunuz da Yasin yaz diyorsunuz ya? Hangi cüretle? Bunu size hangi yetki verdi de beni kalkıp da bu yatağımdan kaldırıyorsunuz diye sorarım. Demek ki ben size böyle bir imaj vermişim ki siz bunu mu yapıyorsunuz? Haklısın ama şöyle de bir durum var. Şimdi eğer gücün yoksa performans anlamında evet. Survivor içerisinde bir gücün yoksa evet. birilerinin yanında olursun. Yani bir yerlere kadar gitmek istiyorsan ben hani 3 hafta daha fazla gideyim, bir hafta daha burada kalayım, Abicim. bir gün daha fazla kalayım dersen elinde gücün yoksa o zaman ne yaparsın? O grubun içerisine yer Ay, alayım, arkadaşlık ilişkilerine Bora, bakayım. Bora gibi yaparsın. Bence ben de. Ben tek geldim, ben... tek giderim dersin. He, bence de. Bora'nın ben performans de daha iyi ama. ama. Hayır, olabilir. Ama hiç zaman vermedi. derledi. için durum böyle. Yani şimdi Ardahan'ı anlatmak istersek eğer Survivor içerisinde... ilk başta neydi? Yasin'e çok iyi arkadaştı ama orada azınlık vardı. Ne oldu? Çoğunun içerisine girdi, Berna yazmaktan vazgeçti. Dedi ki ben buradaki arkadaş grubumla iyi anlaşıyorum... Evet bence zaten Arda normal şartlarda dışarıda da olsun, Survivor'da da olsun. Yani çok kolay anlaşabileceğim birisi. Ve evet. e şimdi arkadaşlık ilişkileri de iyi olunca zaten herkes onunla e, yani Arda'nın şu şekilde gitmiş. Sen çok iyi birisin. Ka çok e, temiz kalplisin. Seninle çok iyi anlaşıyoruz. Hı -hı. Güler yüzlüsün. E şimdi olaylara çok takılmayan, durumu hiç büyütmeyen birisi var. E bir de ne istersen onu yapabilecek birisi de var. E oy çoğunluğun var elinde. Dolayısıyla ne yaptılar? Ardağan'ı hep tuttular. Belki yağmur artık potaya girme olayları olacağı için. E ne oldu? En son dediler ki Ardağan'ı artık gönderelim. Yani durum buna dönüyor. Şimdi Ardağan çok güçlü SMS'i olan ya da Ardağan performans anlamında çok iyi olan bir yarışmacı olsaydı. Bence Ardağan'ın sesi çıkar da siz beni nasıl gece uyandırıyorsunuz da Yasin'i yaz diyorsunuz? Bir şey söyleyeceğim. Gece uyandırdılar. Dediler ki Yasin'i yaz dediler. Ardağan ne yaptı? Yazmadık yazmadı. Yani. Yazmadı. Yazmadı. Hadi ödün vermedim dedi. Evet. Kendi evet. prensiplerine ödün vermedim dedi. Ama sen bunu onlara nasıl sunuyorsun? Yani on onlara o... Ya ben buralara çok bağlamıyorum <laughs> evet. ya. Ben buralara çok ba... ya tabii ki de illa ki bunların da etkisi var ama artık Arda'nın da işte sen dediğin gibi 36 belki 40 tane adak çıktı bugüne kadar. Daha ilk defa yazıldın Arda'n. Bir zaten ne oldu yani sen Berkan değilsin, Anıl Berk değilsin. Ee, Ogeday. performans olarak o Geday değilsin. Yani bir yerde bir kere adın çıkmalı. Tabii burada biraz şanssızdı hani çölde kutup ayısı denk geldi derler ya. <gülüyor> <gülüyor> yani biraz öyle oldu. Sen şimdi 40 kere yazılma, yazılma, yazılma. İlk yazıldığın anda Yokluk Adası'na git ve o gecede bu seneki Survivor'ın <laughs> en geceler, ge 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 gece yağan en en kötü da denk gel. Yani bu biraz tabii ki Arda'nın şanssızlığı oldu ama işte kısmet böyle bir şey. Yokluk Adası'yla çok güzel bir tanışması oldu Arda'nın. Arda Arda, bir daha Arda, dediğim ömrü boyu unutmaz. Iyi niyetli, başka i̇yi bir şey. Niyetli mi? o başka bir şey ama. Evet. E evet. Hayır e şeyi söyle. Takım olmaktan bahsediyorsunuz. Takım önemli diyorsunuz. Beni yazıyorsunuz diyor. <laughs> tamam işte. E kimi yazsınlar? Evet. Başka biri yazdığında takım önemli. İşte ol... hani ben o cümleden şunu anlıyorum. Hani ben, ben sizinle iyi geçindim. Iyiyim. Boşuna evet. mı iyi geçindim? Evet. Takım olmak iyi geçinmek değil miydi? Hani ona varıyor aslında bence bu cümlenin sonu ama Takım işte... olmak neydi? İyi geçinmek. E evet. iyi geçinmek onun Bir de onu geçin. görüntüsü var. Bak burada ıslanıyor. Hani sırılsıklam gerçekten çok zor bir görüntü var. Bir sabahki görüntüsünü görebilirsek Şehzade uzatmış. Hani bir görüntüsü var. Ama çok yani gerçekten samimi içten biri sardan yani. Hani bak gene Ardahan için hani onun için kötü düşünmezsin. Hep iyi evet. tarafından bakarsın Ardahan'a da. Bak size bir şey söyleyeyim mi? Hikmet yokluk adasına düşsün. Bu duruma düşmez. Oradaki taşlardan falan bir şey yapar. Bak göreceksiniz Hakan demişti dersiniz. Hikmet yokluk adasına düşerse burada kendine bir şey yaratır. Yağmur yağar. Ardahan hiç ne olursa olsun. Arda çok pasif kaldı o, o Bir gün Hakan mı? uğraşır mısın o kadar? Ya bir gün ama yine de bak Hikmet yapacaktır. Ben o yüzden mesela o anlamda Hikmet'in bir düşmesi isterim. Burayla tanışırsa eğer neler yaşayacak sonuçta. görmek Herkes isterim. Herkes bir tanışacak. Ya bu akşam, bu akşam yenilerse Hikmet'in ismi çok rahatlıkla çıkabilir. çıkar. Çıkabilir. Çok rahatlıkla çıkar. Herkesin ortak fikri olur Hikmet bu akşam. Zaten biz yokluktaydık. Varlıkla değildik. Yine bu yokluk adası değil, O da çok güzel. <laughs> bu ne ya? Bu ne biçim şey diyor. <laughs> ya çok iyiydi. Gerçekten Ardağan bizi güldürdü. Allah da onu her konuda güldürdü. Abi, Çok değişik bir konu atacağım şimdi. Rejizin de bunların haberi yok. Sema ile Seda'yı en son oynarken ne zaman gördünüz? Ve bu arkadaşlar neden oynamıyorlar? Evet. Sema ile Seda ne zaman oynadılar en son? Hatırlıyor musunuz? Birbirleriyle diyorsun değil mi? Evet birbirleriyle. <laughs> Yani o... çok oldu. Hatırlamıyorum. Ne kadar? Bir ayı geçmiş Bir ayı vardır. Vardır. Yani aralarında var bir 12-13 oyun var ama evet. zaten bu 12-13 oyunun 7-8 tanesi şey Best of ve sonda 4-5 kere oynamışlar. Ben merak ediyorum neden birbirlerinden kaçıyorlar mı yoksa ikisi de ilk seçmeyi kullanıp zayıf yarışmacıları seçtiği için karşılaşmıyorlar mı? Çünkü günde 5 oyuna çıkmaya başladılar. Evet. Ben Sema Seda maçı görmedim. Ya çok enteresan ve bence benim mesela seyir zevkimi e, şey yapan e, önlukesen bir şey bu. Risk almak istemiyorlar. Neden... Evet. Ama riskse alacaksın ya da Al, oynayacaksın. Neden Görüntü oynamıyorlar bu. ki? Görüntü bu. Risk almak istemiyorlar. Risk alırsan başarıyı elde edersin. Ka doğru katılırım ama onlar onu o o tercih kullanmıyorlar. Onlar tam tersi e, güçsüz rakip alalım, sayılarımızı alalım, adadaki performansımızı parkurdaki performansımızı yükseltelim derdindeler. O yüzden ama e, tamam istediğin kadar kaç. Eninde sonunda kesecek yani yolları. Bak bu 29 Mart'ta şey, oynadıklar oyun var. bu arada. Böyle bir tane yani bak. Başka yok böyle. Hani hatırlıyor musunuz dediğinde gerçekten 29 hatırlamıyorsunuz. 29 Mart'ta 3-4 gün önce ama olmuş. Hani yani. bir tane işte. Evet. Hani ondan önce bir ay bir arada gap genel, var böyle. Şimdi genele vurduğumuz zaman Sema Seda Hı. maçında genellikle Sema yeniyor. Değil mi? hep yani takım içerisinde de öyle bir söylenti Sema var Sema daha şey gözüküyor. Sema yani. Daha iyi. Sema daha iyi. Şimdi o yüzden acaba Seda çekiniyor olabilir mi? Yani ben zaten şimdi bazı yarışmacılara karşı e, güçlü ya da güçsüz fark etmez ama ona karşı 9. bir şeyim vardır ya. Hani bir türlü o durumu kıramazsın evet. ve ona karşı hep e, şey mağlubiyet elde edersin. Durum böyle olunca belki Seda da, Sema'dan ya yani semayı seçmek istemiyor olabilir. çekiniyor ne olabilir? Seyircilerimize de sormak istiyorum. Survivor Panorama Instagram hesabına yazarsanız eğer altta şimdi reji sağ olsun hızlıca yazdı. Sizce bu iki yarışmacı Sema ile Seda yarışsa hangisinin kazanma ihtimali tamam. yüksek görüyorsunuz? Ee, Sema damla, mı, Seda mı? Damla'dan gideyim. O zaman bu de. Mantelitede... Niye Sema seçmiyorsa Seday'a? Kazanıyorsun. Çünkü Sema da duygusal yaklaşıyor. Diyor Kardeşini ki ben koruyor. evet kardeşimi seçtiğim zaman onun istatistiği düşebilir ya da bana karşı zaten bir şekilde galibiyet elde edemiyor. Üzülüyor ya da bizim aramızda gerginlik yaşanıyor. Ben en iyisi seçmeyeyim diyor. Evet. Şimdi sen Kemal abi Sema'nın yerinde olsan Evrim, Yağmur, Sude varken, Nisa varken, Ayşe varken Seday'ı seçer misin? Yok. Ben ben de katılıyorum. Bence Seçmez, birbirlerinden ama... biraz kaçıyorlar. Evet. Bir bak buna katılıyorum zaten. Ama hani şu tabloda eee Seda 4 kere kazanıp Sema 11 kere kazanmışsa Sema'nın üstünlüğünün bariz görüntüsüdür bu. Eee dediği gibi kardeşinin duygusallığından dolayı seçmemiş olabilir evet. en mantıklısı o. Öbür tarafta hani daha rahat bir pozisyonda Evrim'i alayım. Onunla bir mücadele edeyim ki yani son zamanlarda da çıkışı olan bir Evrim görüyoruz ama İyi bir evrim görüyoruz yani. Evet. Şimdi onu da konuşacağız evet, herhalde. Evet. Evrim... Ee, Bence de biraz per müthiş. özellikle performansları, düşüşleri ve çıkışları müthiş. konuşmamız lazım Hakan Bey. Şöyle yapalım o zaman. Bir dünkü oyuna geçelim. <laughs> İstatistikten sorumlu e, devlet, devlet bakanımız. bakanımız. Sayın Gökhan Özdemir. Evet. E, dünkü oyunla alakalı neler söyleyeceksin? Valla ben... E, değerlendirelim. Bir kere zaten direkt anılı... Artık hani zaten bir gün önce de 5'te 5 yapmıştı değil mi? 4'te, 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 4'te 4 yapmıştı. yıldız koyulacak bir performans. Evet. 5'te çok 5'te iyi. dün yaptı. Yani işi günü 9'da 9 yaparak geçirdi. Tabii e, bir gün önce kaybettiler. Ama bugün kazandılar. Ve son e, bayrak yarışı da çok zevkliydi gerçekten. Hem e, Nisa ile Sema çok iyi getirdiler Batuhan'la Anıl'a olayı. E, Bayrağı bayra, neredeyse eşit böyle bir saniye evet, bile yoktu aynen. aralarında. E, sonra da... E, Anıl'la Batuhan mükemmel bir performans gösterdiler. Artık orada kimin kazanacağı böyle. Anıl'ın hatta bir önce attığı var. O böyle tam böyle direkten dönüyor derler ya. Direkten dönüyor onun üstüne evet. Anıl atıyor. Biraz da kısmet de vardı bu oyunda. Yani kaybedince de çok böyle saniyelerle kaybetti yarışmacılar. işte kazanınca evet. da aynı. Dünkü oyun ben beğendim. Atış e, yeri de böyle aslında çok kolay gibi gözüküyor ama gerçekten e. kolay değil. Yani yarışmacıların hepsi çok iyi attı. Yani %80'i iyi attılar. Helal olsun. E, Gökhan 3'te 2 yaptı. Evrim 3'te 2 yaptı. Seda 3'te 2 yaptı onları da tebrik ediyorum. Yağmur'un 3'te 0'ı biraz artık göze batmaya başladı. Çünkü Yağmur o kadar e, performans ağzında olduğu için, konuştuğu için böyle kavgalarında ya da tartışmalarında diyeyim. Onun üstüne de 3'te 0 yaparsan e, ve bir gün önce de 3'te 1 yaptı. Yani toplamda 6'da 1 yaparsan 2 dokunulmazlık oyunda biraz göze batarsın. Hı hı. O yüzden Yağmur için de bence tehlike çanları e, çalıyor. Merve 5'te 4 yaptı dün. Merve'yi tebrik ediyorum. E Batuhan bu arada eee 5'te 3 yaptı. Son oyunu kaybetmesine rağmen bence yine çok iyi bir performans gösterdi. Tabii son oyunu son oyunu bence Deniz'de bir efsane. Evet, son oyunu kazansaydı Batuhan çok böyle e, tam böyle artık kurdeleyi bağlayacaktı. Paketi sunacaktı herkese. Ben evet. artık performans olarak buradayım diye. E, zaten burada çok iyi. D dediğin gibi yüzmesi falan yani Anıl Anıl kadar Anıl yani An bildiğimiz milli e, yelkenci. Evet. Çocukluğundan beri denizden çıkmayan bir yarışmacı olmasına rağmen onunla beraber aynı yüzebiliyor. O yüzden böyle su, su oyunlarında Batuhan zaten çok iyi. Bu kadar. Bitti. Peki Adem'in performansı. <laughs> evet Adem'in 3'te 0'ını da söyleyecektim. Çünkü son 12 oyunda bir galibiyeti var. ve O da çok farkında e, bu olayın Çok ciddi bir düşüş var ki bu Adem'in kendisine de yansıyor. Onunla ilgili görüntümüz var mı? Adem'in isyanı ile alakalı. O zaman bir Adem'in isyanını izleyelim. İsyanı derken bu arada bu isyanı kendi performansının düşüklüğüne yoruyor. İşte o görüntüler geliyor. Evet, Adem'de ciddi bir düşüş var. Ee, bunu siz neye yoruyorsunuz ve Adem neye yoruyor? Biraz şanssızlığına yoruyor gibi gördüm ben Kemal abi. Ee, Sonuçta bir All-Star şampiyonundan bahsediyoruz. Aynen öyle. Ee, şanssızlık bölümünde gerçekten hani içeren girip de çıkan çok oyunu var Adem'in kaybettiği Hı. öyle. Ee, i̇ki gündür ki performansı ortada. İnsan ister istemez etkilenir. Hani sadece şu anda kendini düşünmüyor. Yani verdiğim görüntü insanlara beni destekleyenlere kötü ben bu değilim ee, felsefesinde ee, burada sadece Atakan'la olan diyalonda yani biraz daha yumuşak olabilirdi Atakan'a karşı. Atakan onu evet. teselli etmeye çalışıyor, Olamazsın. şey yapmaya çalışıyor. Yapmadı. Diyorum ya, Adem ilk defa böyle bir görüntü içinde görünüyoruz. Yani şu bütün yarışmaları boyunca, saray ve hayatı boyunca ilk defa bu kadar sinirlen hatta e, seremoniye çıkmayacak kadar bir görüntü verdi bize. E, bunu Tek içinden çıkacak bunu tek eski haline döndürecek kişi gene kendisi evet. başkası değil evet. bunun bilincinde olacak ee, bir an evvel bu e, psikolojiden kurtulacak e, eski haline dönmesi lazım gerçekten hani onu izlerken oyunun zevkini göremiyorum hani e, kafasında şu var eyvah bunu da kaybedersem ne olur felsefesi var Adem'in öyle oyuna çıkıyor stresli çıkıyor rahat bir görüntü vermiyor bize onun sonunda da kaybediyor. Bir de birleşmeden sonra e, grafiği yukarı çıkan bir Atakan var. Birleşmeden evet. sonra yukarı çıkan batanlar, bir Batuhan var. Öbür takımda birleşmeden sonra performansı çok artan evet. bir anı Anıl var. Şimdi 3 tane yeni yarışmacı yani yeni demeyim de. Evet evet. 3 tane yarışmacı, yarışmacı yeni, yeni tekrardan şeye geldi. E, yukarı çıktı. E şimdi bu da mesela bir insanı şey yapar yani düşündürür. Aslında bence şampiyon olanların bence işi daha zor. Ya Allah kolaylık versin. Çıtayı öyle bir yukarı koydular Doğru. ki şimdi onu onun sorumluluğunu taşımak bence çok zor. İki performansın düşse izleyenlerin gözünde acaba ben ne konumdayım? Ben evet. şampiyondum acaba şimdi evet. oralardan aşağıya mı iniyorum? İnsanlar benim için ne düşünüyor? Şimdi zaten zirveye oynayan bir kişiydin. Şimdi performans anlamında düşüşe geçtiğinde o seni iki kat diğer yarışmacılara göre iki kat daha fazla üzer. Onun psikolojik baskısı bence çok daha zor. Doğru. Doğru söylüyorsun. Ama yani sonuçta zaten Adem All-Star şampiyon. Yani Adem buradan eli boş dönse bile... Öyle, ee, ama ...burada psikolojik en büyük olarak apoleti düşün. hazırda duruyor zaten. Duruyor, doğru. Yani tabii ki e, burada taçlandırırsa bence... ...hani i̇şte o gelmiş sorumlu, geçmiş en iyi olur. O sorumluluk ona şey yapıyor, baskı yapıyor zaten. Evet, evet aynen. Ama Adem'in bir önce toparlanması lazım. Çünkü biz Adem'in bu performansına alışık değiliz. 2018'deki Adem... E, ...bu sene sakatlıktan sonraki iyi bir Adem... E, ...her zaman e, yani... Nasıl diyeyim tişörtünü koysa final ya hı hı. Işte öyle bir aday ee, ama şurada ben bir detayı söyleyeceğim şu parkuru kırması da benim hoşuma gitmedi ben bu tip şeyleri çok seven biri değilim ee, bak oradaki şeyi kırdı aşağıdaki parçayı bir, evet. Evet. Ee, bir de kendine de zarar bak bu tekme de mesela hani Allah korusun anlatabilir miyim şimdi ayağın sakat o ayağıyla vurulmadım ama şey olur. Yani bir şey olabilir çünkü öyle boşa vurulan şeyler her zaman Yarı bir sakatlık slak. çıkarır evet. yarın öbür gün karşına cam ya da şey bir şey çıkar seramik çıkar elini vurursun Hop kesersin bak. Allah yani bu noktalarda biraz daha yarışmacılar dikkatli olmalı. Ama bu böyle 12'de bir artık 3'te 0 3'te 0 da yapmış ya. Burada bir e, sinir boşalması yaşadı. Tabii ki de senin dediğin gibi e, bizim parkurlara zarar vermemesini biz de e, tercih ederdik Adem'in. Ama çok ara sıra yarışmacılar böyle şeyler böyle buhranlar, psikolojik buhranlar yaşıyor. Evet. Şu Doğru. an Adem takımında %51 ile 3. sırada. yani ya 1'di, %50, 1'di. Atakan %52. 1'di. Birleşmeye evet. kadar 1'di Açık birleşmeden sonra 3'e düştü. Evet. Yani 12'de 1 çünkü... Gerçekten ee... %3 aşağı çeker en kötü %4. Tabii tabii kötü. Yani bir önce toparlanmasını dileyelim. Şimdi e, bir Yağmur'u da izleyelim mi? Çünkü Yağmur'un da bir isyanı var. O da 3'te 0'ına isyan ediyor. E, hiç yapmaz. Bakalım neler yaşanmış izleyelim. Dün önüme bir istatistik düştü. Çok enteresan. E, şöyle diyeyim size. Nereden düştü? Hayır e, şöyle. Son 5 oyun gününe bakılıyor ya. Evet. Evet. Bu son 5 oyun günü e, Barış'ın sakatlanmadan önceki güne denk geliyor. Ve şu an Barış e, 11. sırada altındaki yarışmacıları sayıyorum size. Berkan, Hikmet, Ogeday, Yasin, Nisa, Perviz, Gizem, Ayşe, Adem, Ardağan, Yağmur. En sonuncu. Evet. Yani bu kadar kişi daha e, ne kadar formsuz durumda enteresan. Yağmur'un mesela son 5 gün günde bir galibiyeti bir var. O da 13'te 1 mi ne yapmış? Yani Yağmur'un peki böyle bir isyanı var. Hani böyle olacaksam gideyim diye. Ne diyorsunuz Gökhan? Gideyim diyor evet. böyle <laughs> olacaksa. Yani artık bir yerde kendisi de farkında tabii performans veremediğinin. E bunun farkındaysan biraz daha e, dediği gibi çok hani o zaman daha konsantre olacaksın atışa. Tabii ki de şimdi karşındaki e, yarışmacılar rakiplerin öyle çok en en zor olabilecek en zor rakipler gerçekten. Survivor All Star'dasın 2022'de ve karşında işte Sema, Nagiyan ve Merve var. Hani Gizem'i 4 oyunda bir alabiliyorsun diye düşünsek. 4 oyunun 3'ü 175 oyununda muhteşem üç kadınla oynuyorsun. O yüzden Yağmur'un işi çok zor. O yüzden Buradan ne? dolayı da biraz e, gerginleşiyor. Evet. Gerginleştikçe takımın içinde sıkıntılar çıkartmaya başlıyor. Ve aslında takıma hiç faydası olmayan durumlar yaratıyor Yağmur bence. Bilmiyorum yani ve yağmurun da adı hiç çıkmadı aradan gibi bugüne kadar evet. hiç yani bir, bir iki tane öyle çıkmıştır hatırlamıyorum ama aday olarak hiç çıkmadı yağmur. Artık yağmurun da aday olarak çıkma vakti geldi gibi hissediyorum. Yağmur Çıkar mı peki? Çıkabilir artık. Çıkabilir. Çıkabilir. Niye çıkmasın şöyle ki? Şöyle çıkabilir. Ee, bir kere bir e, sayı avantajları var. Evet. E, bulunduğu Aynen. grubun. Hele ki Yasin gidince şu an daha da net var. E, ama bir yerde artık e, o da sorgulanır. Çünkü bak. Şu an Survivor'ın en zayıf ikinci takımının en zayıf kadın yarışmacısı yüzde olarak. Evet. Yani Evrim ondan yukarıda kalıyor ve Evrim'in son dönemde artan grafiği var. Yağmurun tam tersi acayip Tabii. bir düşüşte olan bir Aşağı doğru var. çıkıyor. Aslında şöyle. Biraz bir söylemlerinde de kendini bilen bir tarafı olsa Yağmur'un. O zaman bu tip şeyler gözümüze batmaz. daha çok göze batıyor işte. Ben de aynı Şu an düşünüyorum. E, sen kalkıp Nisaya yanımdan geçemezsin dediğinde. Hı, hı. E, bu arada dünkü parkur sürülerine baktım. En hızlı kadın yarışmacılardan biri Yağmur Evet. Parkurda ikinci mi ne ya ikinci ya birinci böyle. çok kısa bir saniye farkıyla ama tabi bunu sonda skora hep dersin ya skoru alamıyorsan istediğin kadar iyi oyun oyna noktasına evet. geliyor bir olay aslında ama e, yağmurun biraz e, daha sakin olması lazım ama yağmuru tanıdığım kadarıyla çok hırslıdır o şu çok an hırslı. kaybettiğine de adada parkurda ağlıyordur e, bir şekilde toparlanması lazım Kemal abi ne diyorsun arkadaşlar kral çıplak ya Kim? bunu söyleyin kral çıplak ya yağmurun yani? performansı Heh. iyi değil Değil de dedik abi tabi tabi Bu Ya, bu Futbolda takımlar kötü sonuç aldığında Hemen mazeret öğretelim Hakemden dolayı kaybettik Basın bizim üstümüze geliyor Taraftar baskı yapıyor Kemal abi yorum yapıyor Aynen Burada Yağmur Kendi performansını ön plana çıkartacağım diye Hep yan yollara saptı Yok Nisa'ya yüklendi yok Hikmet'e yüklendi Yok e Ardağan'a yüklendi. Yasin'e Yasin yüklendi. Ama kendini hiç bakmadı. Ya ben tamam da ben de kötüyüm. Ben de bunlardan çok daha büyük üstün bir performansım yok demedi. Ve gel, git bu ser, e, felsefeyle devam etti. Sonunda bugüne geldik. Son iki oyun diyorsun. Bir tane galibiyet var. iki günde. Görünen e, görünen köy kılavuzu demez Yağmur gerçekten şu anda en kötü performanslı yarışmacı. Bunu kendisine bir Öz eleştiri yapsa, anlasa, düşünse bu olayı zaten çözümleyecek. Ve bu, Yağmur'un bu durumu Seda'ya da baskı yapıyor, Sude'ye de baskı yapıyor. Evet Diyorlar ki, e, biz seni bu kadar destekliyoruz, ne diyoruz? yanımızdasın. E ama senin performansından dolayı insanlara söyleyecek lafımız da yok. Onlar da konuşamıyor. Evet, bu durumda da kalıyorlar böyle. Ben iki felsefeden bahsedeceğim. Bir, evrim. Evrim'in çok üstüne gelindi. E, performans olarak falan sen şöylesin böylesi ondan yazıyoruz. Evrim bu süreçte e, performansını yükseltmeye baktı ve şu an Evrim e, Pota'nın kraliçesi oldu. E, yağmur'a bakıyorsun. Yağmur tam tersi başkalarına sen kötüsün diyor. Ama performansı şey olduğu için daha da e, aşağıda gözüküyor. Yani Yağmur şu an SMS'e çıksa işi çok zor. Evet Ve oradan nasıl kaçacak bilmiyorum. Hele bu dörtlü elemede e, gerçekten e, Şimdi Nisa ile de kavga ettiği için, şimdi bak Nisa ile kavga ettin. İşte takımdaki matematiğe bakalım. Ardağan seni yazar, Evrim seni yazar, Ayşe seni yazar, Gökhan seni yazar, dört. Kafadan. Nisa seni yazar, beş. Ogeday seni yazar. Bir de Ogeday'ı emaneten alırlarsa altı. Bitti bak. Yağmurun orada survivorı bitebilir. Biter. O yüzden yağmurun bir an önce ki bence artık geç kaldı. Yani e, ben artık e, yağmur için bir sonlara gelinebileceğini düşünüyorum. E, kalkıp böyle 3'te 3, 4'te 2, 4'te 3 falan gitmesi lazım ki bir şey gözüksün ama artık sanki onun için bir yoğun sonuna ama gidiyor. Ama hala bak şöyle bir durum var. 2 gün önce Sema diyor ya yok ya Yağmur hiç yazılmayı hak etmiyor falan. Yani orada nasıl bir algı varsa herhalde o hızlı gelişinden dolayı mı? Bilmiyorum. Bilir. Yani karşı takımdan bile yok ya yağmur yani yazılmamalı hani sanki performansı böyle çok iyiymiş gibi mi adlediliyor orada? Aralarında ya da böyle bir e, bak çok iyi geldim sürekli böyle. O yanlış bir felsefe ya bence. Ya bilmiyorum da felsefe değil bu arada bu. Ya hayır yani, ya da düşünce alakası abi işte. Ya. Evet. Yani, şey yani oluyor. sen demin de öyle ben dedin sevindim. mesela iki, iki kişiden bahsettin. Sokrates'e selam olsun. <laughs> yani e, ne diyordum ben ya? Yine aklımı karıştırdı ya. Ben de değilim. yani diyorum yağmur, ki yağmur, sema, yağmur, yağmur için. Yağmur hayır. Yağmur Çok kendini bir falan. şekilde... E, <gülüyor> <gülüyor> farklı lanse. Farklı <laughs> lanse ediyor evet. ya ya da lanse etmiyor. Arkadaşları tarafından da öyle e, algılanıyor olabilir. Yani burada ama ortada bir başarı var Yağmur açısından. Ee, ama performans son 3-4 günde dediğin gibi bir, bir galibiyet var. Artık şu an bir göze batmaya da başlamıştır belki de arkadaşlar tarafından. Belki Sema artık Aa, yağmur kötü diyordur karşı takımdan. Onu bilemem. Ama 2 gün önce bile hala böyle bir algı varsa yağmurla ilgili bu yağmurun belki kendi... Bu tarz bir başarısıdır algısal evet. olarak diyorum. Evet, Survivor'da hız önemli tabii. Hız Partik önemli. Ki duruşun falan ama hani ee, ok atıyorsun, hedefin arkasına düşüyor. Ne anlamı kaldı ki vuramadıktan sonra? Aslında evet. hız bir yerde de Survivor'da bir önemli Yalan tabii tarafı da evet, kalıyor. Yani evet. o ikisini çok doğru dengelemen lazım. Bir de e, biraz kendini bilmekle çok alakalı Survivor. Yani kendini bilerek konuşacaksın. Mesela ben şimdi Yağmur'un o Nisa ile konuşmaları falan e, ya bak o konuşmayı Sema yapsa evet. e, yani bak alt limiti söylüyorum sana. O limitin altında kalanları söyleyeyim bu Nisa bu konuşmayı yapamayacaklar. Gizem yapamaz, Evrim yapamaz, Gökhan yapamaz, Ardaan yapamaz yağmur yapamaz. Ee, yağmur hiç yapamaz. Onun dışındaki herkes bu konuda İsmail ile belki konuşabilir. Gel yarışalım, kapışalım, yanından geçemezsin diyebilir belki. Ama sende mi? Sende mi? Kendini bilmek en önemli şey. Survivor'da da her yerde de diyelim. Şimdi bir konuya daha geçelim. Batuhan'la Atakan konusuna geçelim. Ee, Ayşe'nin Batuhan ve Atakan hakkında bazı konuşmaları vardı. Ben o konuşmalardan sonra mesela Atakan'la Batuhan, acaba Batuhan Atakan'a karşı biraz daha şey durur mu diye düşündüm. Ama e, güzel bir sohbet gerçekleştirdiler. Deniz kenarında, barakalarında, o özel yerlerinde bakalım neler konuşmuşlar. Şimdi burada birkaç tane konu var da Gökhan senden şöyle bir şey rica edeceğim. Tabii. Sen Dominik'te tatil yaparken biz üçümüz puanlama yapmıştık da. E, Sema, Nagihan, Gizem ve Merve'nin performanslarını 10 üzerinden puanlar mısın? Sema, Nagihan, Gizem, Merve. Evet. Sana göre 10 üzerinden kaç performansla birleşmeye kadar geldiler ya da şu ana kadar? Sema 9. Nagihan 9. Gizem 5. Merve 8. 8. Bonkör. Sema ile Nagihan'ı sen aynı mı görüyorsun? Evet. Sebep ne? Yani sebep derken neden aynı mı? Sebeple kendime göre. <laughs> Bana göre öyle yani. Şu an baktığımızda ikisi de işte 1.64, biri 1.63 biri gözüküyor. Yani birebirlere de bakabiliriz. Birebirlerde de çok eşit çıkacaklardır. Tabi oynadığı kişiler falan değişiktir ama Survivor'da herkesin, herkesle oynadığı kişiler değişik olduğu için böyle bir oturup da tek tek istatistik bakmamız lazım. O da 3 ay falan sürer gerçekten. Semari, Nagiyan peki 10 oyuna çıksa kaç kaç? 6-4, 4-6, 5-5. Bu üçüne de %33 veriyorum. Yani her şey olabilir diyorsun. Evet. Her şey olabilir derken işte 6-4 Nagiyan kazanabilir, 6-4 Sema kazanabilir, 5-5 de bitebilir. Bunların hepsine %33 olasılık veriyorum. Tamam. Kendimce. Kemal abi bu sohbette şu dikkatimi çekti. Atakan diyor ki Ogeday barış bizim garanti sayımız dedi diyor. Şimdi buradan yola çıkarak şöyle bir soru sormak istiyorum. Barışın olmaması e, ünler için avantaj mı değil mi? Çünkü hem sakat biri oynamıyor hem de bu kişiyi bota yazdığın zaman e, senden bir kişi yazmış oluyorsun. Fixtürü yani 4 oyundan üçe indiriyorsun. Evet. Hem de gitmiyor. mesela ee, Onlar için avantaj ki barışı Adaya gönderdiler. Bur Yokluk Adası'na gönderdiler. Yani pervizi düşünmediler. Perviz bizim sayı ayağımız. Ne olursa olsun e, ikide bir en azından alır diye düşünler. Barış ama zaten oynamıyor. O yüzden de gitmesinin mantıklı diye düşünüyorlar. Şimdi Ogeday bu konuşmayı ne zaman yapıyor? Barış'ın yani bizim garanti sayımız dediği zaman ne zaman? Bunu bir sorgulamak lazım. E, Atakan'ın... Bunu söylerken hani ile ilgili e, neler düşündüler de bu konuşmayı yaptılar ve hatta Ogeday niye bunu söylemek zorunda kaldı? Böyle bir şey varsa ben rakibime bu seçeneği sunmam. Belki sakatlandıktan sonra demiş olabilir. Hani sakatlandı. Yani e, sakatlanması ayrı kötü ama bizim için kötü oldu çünkü Barış bizim garanti sayımızdı. Ama, o olmadığı için fikstür Ama tam şey tersi oldu. son zamanlarda o sakatlanana kadar Barış çok iyiydi. 2'de de iki yapıyordu. 2 yaptığı oyunlar Ama vardı. Hani böyle tam çıkış Genel, genel olarak işte. bence böyle... son 4 oyunda falan böyle iyiydi. İyiydi işte. Hani yani... bir yarışmacının bence iyi olduğunu, çok iyi giden bir yarışmacı dememiz için bence onun hani e, stabil bir sana, şekilde sana, aynı sana, şekilde sana devam ediyor olması sana lazım. Şimdi son 4 oyuna baktığında Hani evet bir çıkış yaş yaşadı ama düşüşe de geçebilir. Acaba onu istikrarlı bir şekilde devam mı ettirebilir mi? Hani Bunların hepsi soru işareti olduğu için genele bakarak bence yorum O zaman da şöyle onu. dersin yani e, tam Barış'tan e, sayı alıyorduk ama Barış'ın performansı da yükselmeye başladı. O da bir soru işareti diye söyledi ama Hı. genel olarak da Barış bizim sayı makinamız gibi. Görüntüsü Garant garanti sayımız demesi tartışılır e, ama orada enteresan konuşmalar var açıkçası hı hı. E, Sema ile Nagihan'ın karşı karşıya kalması ben de e, açık net söyleyeyim o mücadeleden büyük keyif alıyorum evet. ondan ikinci yarışmasından büyük keyif alıyorum Ya İbrana e tarafa bakar o günkü o anki parkura bağlı e, şeye bağlı atışa bağlı e, alka atılacak düz atış mı yapılacak top mu atılacak o atışlar çok önemli oluyor e, keyif alan bir bölüm diyeyim. Merve ile Gizem için diyor ki saman alevi. saman alevi gibi. Evet o bölüm öyle oldu. Hani bir saman alevi yolda ama şimdi Merve'nin bir çıkışı var. Evet. Merve'de bir çıkış var yani. Dün, dün ne yapmış Merve? Bakalım 5 4. Yani maşallahı var. E, o bizim hani beklediğimiz e, parkurda görmek istediğimiz Merve'ye doğru giden bir görüntü var. Bak burada şu iletişim oyunlarını aldıktan sonra ünlüler çok rahatladılar oyunlara bir başka rahat çıkıyorlar ve kazanıyorlar da. Yani bir e, o ailelerinde görüş yok onlara artı bir moral motivasyon vermiş. Evet. Özellikle kadınlarda bunu çok daha net görüyoruz. Erkekler için de geçerli ama Merve çok duygusal. Daha çocuğundan yeni ayrılmış. Ya, hepsi yeni aynı ama Merve'nin çocuğu biraz daha küçük olduğu için hani e, Merve'yi çok artı pozitif yansımasını görüyorum bu olayın. Zaman içinde de daha da farklı bir Merve izleyeceğiz. Peki sıralamanın Nagihan Sema Elif deyip sonra Sema'nın bu durumu düzeltip hayır Sema Nagihan Elif demesine ne dersiniz? Ben açıkçası ben açıkçası şu anda Nagihan'ın daha şey başarılı olduğunu düşünüyorum. Biz gördük mü bu arada? Biz görmedik. Atakan söylüyor bunu. Ee, ben Nagihan'ın daha başarılı olduğunu düşünüyorum şu anda. Ya onu şakasında bile demiş olabilir ya. Yani ne ya, ya bence de Sema Nagihan. Bence Nagehan iki Elif yakın arkadaş gibi burada? görünseler evet. de e, ya tabii ki de ben yüzde yüz bilemem ama Atakan da yoktan bir şey var ettiğinde zannetmiyorum. Seni ne peki konuya. Konu sen dedin ya Kemal abi. Ee, iki yakın arkadaş olarak görünüp aslında en büyük rakipler bence Sema ve Nagen. Evet ama bu herkes için geçerli evet. ya Survivor böyle bir yer yani. Ama ben onların arasında çok daha farklı bir rekabetin olduğunu düşünüyorum. Şimdi e, güçlü yarışmacılar sonuç olarak arkadaş olarak görünecekler ama burası bir yerde belli bir süre sonra bireysel bir yarışmaya dönüyor. Ne kadar iyi ise performansın tek başına şampiyon oluyorsun. Takım olarak bir kupa almıyorsun evet. neticede. Şimdi durum böyle olunca evet herkes kendini düşünür ama Hani bir tatlı rekabet vardır, bir de hırsı kötüye kullanma vardır. Hani oralarda böyle çok olur. O tatlı rekabet Murat da evet, mi aynen, olur. O tatlı rekabet Murat ilmeyeceğim rekabete gibi olur. Aynen, aynen. Yani onlarınkinde mesela hani birinin böyle kaybetmesini istemezler. Üzül, evet, evet. Yani kaybettiği zaman üzülür. Birbirlerine çok destekler ama hani sanki ünlüler takımında hep her zaman en başından beri söylüyorlar ya hep bireysel düşünüyor herkes. Biri oyunu kaybettiğinde o onun için seviniyor. Sanki öyle bir hissiyat da varmış gibi de hissediyorum ben ama tabii yüzde yüz bilemem. Bu arada Atakan'la Batuhan'a panorama Dominik yaptıkları için teşekkür ediyorum ben. Evet, <laughs> evet. Panorama. panorama. Evet. panorama. Aslan yuvası panorama. <laughs> güzel aynen. Yani e, bu sohbetler güzel aslında. Tabii canım. Çünkü bize bilgi veriyor içeriden. Evet, evet. Kendi yorumlarını koyuyorlar. E, benim hoşuma gider yani oradan böyle yorumların gelmesi e, bayağı güzel oluyor. E, Batuhan da Atakan da burada çok güzel değerlendirmişler. şimdi şöyle yapalım. Bir gönüllere gidelim. Gönüllerin konseyi değerlendirdiği bir bölüm var. Adada barakaların önünde Arda'nın elime eleme adayı olduğu konseyi değerlendiriyorlar. İlginç konuşmalar var. Bakalım neler söylemişler. Valla Sema ile geçen konseyde kavga etmişlerdi Berkan Ogeday ama Sema'nın lafına geldiler. Demişler demişti ki Sema Evrim'i yazmayın başka erkekleri yazın o zaman ne yapalım kardeşim demişti gerçekten o noktaya geldiler şunu merak ediyorum Kemal abi Evrim'i yazmaktan Seda'nın grubu Evrim'in performansından dolayı mı vazgeçti yoksa Evrim zaten gitmiyor ve belki de yazdıkça Evrim'i güçlendiriyorlar diye mi İkinci seçenek daha olasılık <laughs> evet, evet. İkinci seçenek daha olasılık çünkü o grup orada performansa göre yapsaydı Bence Yağmur'un 90 kere yazılması lazımdı. Arda'nın 90 kere yazılması lazım. Hayır Öyle ama de. şöyle karşı gruptan birini yazacaksın yine ama kararını yani sonuçta arkadaşını yazmaz. Tamam. Yani Hayır o, e, o, zaman da işte performansı o birinci şık senin hani performansa göre hareket ediyor. Bir şıkkı ortadan, o kaldırılıyor. Kaldı. O yüzden ikinci şıkkı şey yapıyorlar. Onlar kendi kafalarına göre bir sistem oturtmuşlar. Hani dediğim gibi akşam yatıyorlar sabah kalk hadi bugün bunu yazalım. Bak o kadar yazıyor şey yapıyorlar ki gece 3'te bile adam kaldırıyorlar. Gece 3'te kalkıp şunu yaz diyorlar. O derece konsantreler olaya. Ama e, ne kadar kaçarsan kaç eninde sonunda bir yerde sıkışacaksın. Şu anda sıkıştıkları dönem. Hadi Ardan da yazlar. O da bitti. Şimdi evrimi yazmaları onlara ne kazandırır? Sadece evrimi daha çok güçlendirir. Çünkü başarılı performansı olan bir evrim. Ya arkadaşlar hani bu kızın hakkını verelim ya. Bu evrimin hakkını verelim. Son dünkü oyunda 3'te 2 yapıyor. Birisinde Nagihan'ı yenmiş. Birisinde Sema'yı yenmiş. Doğru. hani küçük şeyi de almıyor güçsüz oyuncular Gizem'i de seçmiyor örnek veriyorum hani bu kızın bir hakkını verelim bu kadar potadan çıkmış bu kadar performansını yükselten son zamanlarda böyle bir yarışmacı işte Anıl'ı gördük Merve'yi gördük e, bu gönüllülerde de evrim var tam tersi e, gönüllülerin kadınların da sedanın dışında Sude'de yani bir de bir yapıyor ama fazla oyuna çıkmıyor oyunun içinde pek görünmüyorlar ama evrim Hani gerçekten sırtlamış. Şu takımın 13 kişinin 12 13 kişinin Birleşme Partisi'ne gitmesinin bir sebebi devrimdir. De hani bir da teşekkür öyle. etmeleri lazım kıza. Evet. Sırtlamış, almış hepsini şeye, omzuna götürmüş Birleşme Partisi'ne. E şimdi üstüne şey ne çıkıyor? Anlamında değil mi? Potu anlamında, Pot anlamında yani söylüyorum zaten. Performans olarak. Be değil hayır hayır. E, pe performansını kötü diye söylüyorlar, gönderiyorlar şeye. E, konseye. Konseyde adı çıkıyor. O da evim ki sıradaki gelsin. Sıradaki gelsin. Öyle öyle öyle. öyle. Ya gönderdikli adamlar bakın. Mert. Sercan. Sercan Birsen. Birsen. Hani az Yasin. buz, az buz, iz, ya Yasin, Yasin az buz insanlar değil ya. Gökhan. Hani gerçekten... Gökhan Yok Gökhan burada. Gökhan, bizim... Gökhan burada. Efendim Erkan'cığım. <laughs> hani az buz insanlar değil. Böyle bir ortamda bu kızın hakkını vermemiz lazım. Hakikaten tebrik ediyorum. Evet. E, o yüzden de hani performans bazında eğer bunu ya yazmadılarsa ben de onları destekliyorum. Ama performans olarak değil sadece e, zayıf halka şu anda Ardağan. Ardağan'ı yazalım onu da aradan çıkartalım felsefesindeler. Senin yorumun nedir? Yani e, Anıl... Kızların Evrim'i yazacağını düşündüm dedi ama e, sonuçta Arda'nın yazıldı. E, evrim'i neden yazmaktan vazgeçti? Ya ben Arda'nın yazılacağını aslında bekliyordum biraz. İlk e, hem işte Yokluk Adası'nın ilk defa e, oyuna girişi, Survivor'da ilk oluşuyor. Evrim'i yollamayalım. Evrim Şimdi zaten Evrim kuvvetli bir de görürüz. bir de evet 24 saat orada yalnız geçirir de biraz daha mı kuvvetlenir? <laughs> Ve aslında e, ilk iki buçuk aya göre Evrim gerçekten son 15 günde e, biraz daha Performansın arttığı aşikar. Herkes görüyordur bunu. O yüzden de Arda'nın yazılmasını ben hem taze bir aday olduğu için güçlense güçlense ne kadar güçlenebilir ki mantığı var yani yazan arkadaşlar da. E, o yüzden Arda'nın bence en mantıklı seçenekti ve o seçeneği uyguladı gönüllüler bence takımı. Bence Anıl'ın söylediği gibi durum. Yani erkekler hep dışarıda kalıyordu ya. Evet o hani da odak var. bir anda erkeklere er, kaydı. Erkeklerden evet. azalırsak eğer dışarıda kalma ihtimalimiz daha az olur. Her türlü mantıklı hareketi yaptılar bence. Her türlü. Peki damla e, Hikmet'i neden yazdı Ayşe Nisa Gökhan ve Evrim? Şimdi Yasin daha yani yeni ilişkilere gitti. mi baktılar. O Yasine yaptığı olayın cezasını mı? Şey yani muhtemelen şimdi daha onların yaraları taze. Yasin gitti, en yakın arkadaşları gitti. Evet. E, onun için de üzüldüler ve bir yerde de hani Hikmet'te e, Yasin elendikten sonra hani bir gülümsemesi, tebessümü, işte ilahi adalet demesi vesaire. Hani bunlar görüldükten sonra. Dolayısıyla bir öcü alma gibi hani biz senin intikamını alacağız gibi bir durum var diye hissediyorum. Bir de ada içerisinde şimdi Hikmet'in sürekli hani bireysel takılıyor olması ya da Nisa'nın demesi ada içerisinde farklı olup oyunda bir anda farklı olması. Yani huzur istiyorum diyorlar ve onlar da sonuç olarak bir grup olduğu için Gökhan zaten hiç değişmez bir şekilde Hikmet yazıyor en yakın arkadaşından dolayı da Hikmet yazıyor. Nisa da aynı şekilde Hikmet'ten çok böyle haz aldığını düşünmüyorum. E grup toplaşıp bir anda Hikmet'i göndermek için ellerinden ne geliyorsa onu yapacaklardır. Bir şey daha soracağım. Şimdi çok evet. enteresan. Diyelim ki bugün ya da yarın gönüllü takımı kaybetti. Arda'nı yazan blok 5 kişinin ben bu sefer blok olarak evrimi yazacağını düşünüyorum. Yani kim? Sude, Seda, Yağmur, Hikmet ve Anıl. Bunun karşılığında da Hikmet'i yazan Ayşe, Nisa, Gökhan ve Evrim'in Ardağan'la beraber 5 kişi Yağmur'u yazacağını düşünüyorum. Ben Anıl'ın orada farklı bir oy kullanabileceğini düşünüyorum. Evet ben de katıldım. Anıl Yağmur'u yazmak kesinlikle. Şey, evet. Hikmet'i okuyanlar. Evrim yazmaz mı Anıl? Anıl bence orada şeyi e, Yağmur'u yazar. Bak bugünkü oyun çok etkiler. Yazar mı? Seremoni öncesi yaşananlar. Bugün Anıl biraz daha çok bireysel etkiler. yaklaşıyor bak e, şeylerde. Yani isim yazma konusunda mesela Ogeday'da toplu öyle. olarak bir oy kullanıldığı zaman o Gökhan'ı yazmıştı o ile beraber. Hep böyle bir farklıydı Anıl'ın yazdığı isimler. Biraz daha bireysel ilerliyor. Ondan dolayı Yağmur'u ismi çıkabilir Anıl tarafı. O zaman Anıl'ın Yağmur'u yazacağı'nın tiyosunu alırsa Ayşe, Nisa, Gökhan, Evrim ve Ardağan onlar da Yağmur'u yazarlar. Bu sefer bu adada iki aday çıkabilir Ardağan'ın yanına. Mesela eğer gönüller kaybeder. iki aday çıkmıyor işte. Çıkıyor. Şey, yok yok. Açık oylama olur. Açık oylama olur. E, Tam da 6'ya 6 altı çıkarsa açık oylama yapılamıyor ki artık. Niye? E, çünkü zaten 6 kişi şey demiş oy mu değiştirecekler? E, değiştirir zaten hep böyle oldu. Başta da oldu. Allah Allah zaten açık <laughs> oylamada değişiyor doğru, yokluk adası var açık. doğru. Yokluk adası e, var. reklama <laughs> Kafa, aha, aha, kafa aha, işte. reklamlar efendim ben bir kafamı dinleyeyim sonra buradayız. Evet efendim reklamların ardından devam ediyoruz artık son dakikalarımızdayız. Bu akşam da bizi çok heyecanlı bir bölüm bekliyor bakalım gönüller mi kazanacak ünlüler mi? Gökhan'cığım Evet. Selamın sabahın var mı? Var evet çok doğru yerden geldin. Öncelikle bu akşam gerçekten güzel bir bölüm bizi bekliyor. Onu hep beraber izleyeceğiz. Evet. E, bu arada benim çocukluk arkadaşım Can var. Can Yıldırım Ersen. çok çok iyi tanıyorsun. Seviyorum. Evet. E Can'la Zehra'nın kızı Bade her gün bizi izliyormuş Hakan. O zaman Hı -hı. böyle televizyon başında Badeciğim seni hep çok beraber. öpüyorum. Bade'ye selamlar. Öpüyoruz. Bade selamlar. Evet, seni çok öpüyorum. Bizi izlemeye devam et. E, ara sıra böyle sana selam yollayacağım. Evet. Bade'yi biz de öpüyoruz. Güzel bir program oldu. Keyifli evet. oldu. Yarın Kübra'da dönüyor. Ee, artık Kübra'da hafta işleri. Bizimle beraber ben yorum tarafına geçeceğim. Kübra burada olacak. Bu akşam da bakalım Survivor'da neler olacak. Kemal abicim çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ]ler. ederim. Sanki yarın yokmuş. <gülüyor> <gülüyor> Kemal abi yani bu iki haftalık periyodda bir şey <laughs> sana da teşekkür evet, ederiz. Teşekkür çok keyifliydi. Gerçekten diyelim ve heyecanlı akşam bekleyelim. Efendim oruçlu olanlara Allah şimdiden e, kuvvet versin diyelim. Akşam saat 7.36 İstanbul. Ee, i̇nşallah. 37. Dedi mi? <gülüyor> <gülüyor> o, bir, dakika. Dakika. <laughs> bir dakika öyle. İstanbul'a çeşelim. Evet. 7.37'de. 37. Efendim e, bir hata ettiysek affola. ne kadar Efendim, hata çok seviyoruz. <laughs> Bugünlük bizden bu kadar. Yarın görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.